Ayşe Hanım? Ayşe Hanım, duyuyor musunuz beni? Neyiniz var? Bilmiyorum. Çok halsizim. Kafam hiç darmadağın. Elimiz sürekli adımı tekrar ediyorum. Unutmamak için. Hakan, ne yapacağız ya? Kadının durumu hiç iyi değil. Hakan! Gül! Sesleri duyuyor musun? Ya sana bir şey olsaydı, ben ne yapardım? Sen benim sadece halam değil, ailemsin. Hayattaki tek dayanağımsın. Bir sen, bir Ela. Artık can var tabii. Sen bir iyileş. Sana söz veriyorum, bir daha üzmeyeceğim seni. Hem Ela da beni affetti artık. Yeniden bir arada olacağız. Yani umarım. Aslında bakarsan tam cevap alamadım. Belki de sadece bu süreçte yanımda bana destek olmak için. Eski günlerin hatırına. Ama olsun. Onun yanımda olması, kafamı çevirdiğimde yüzünü görmek bile dünyalara bedel. Bugün bilse bile, yarın affedecek biliyorum. Kurtaracağım evliliğimi. Çocuğumu da alacağım. Kocaman bir aile olacağız. Cam bahçede oynarken Ela'nın sesi çınlayacak. Çok güzel olacak her şey. Peki hep mi konakta sakladı seni, yoksa sonradan mı getirdi buraya? Nalston, hatırladığım önce bir depodaydık. Neden hatırlamıyorsun çoğu şeyi? Bana verdikleri ilaçlar yüzünden. Onlara ele vermeyeyim diye beni delirtmeye çalıştılar. Aynı hain planlar peşindeymiş meğer. Bu peki Rüstem denen adamla mı birlikte yaptılar bunları hep? Demek Rüstem de bu işin içindeymiş. Konağı nasıl getirdi peki sizi? O kısmı hatırlamıyorum. Her şey bölük pörçük. Hatırladığım, kaçmıştım. Sokaktaydım, yürüyordum. Ellerinden kurtulmuştum. Birini arıyordum. Sonra gözümü bir açtım, konaktayım. Allah korusun, ya bizi de öldürseydi? Ay sus, öyle şeyler söyleme. Gül haklı hala. Baksana kadına yaptıklarına. Bunca zaman torunumuzun etrafındaydı bu. Aynı masada yemek yedik. Yani tamam, temkinliydik biz Melek'e karşı ama yani bu kadar da çok fazla. Ortağı olduğu için rahat hareket etmiş. Arkasını toplayan biri olmasaydı kendini daha çabuk ele verirdi. Rüstem, ilaçları verme bana dedim. Dinlemedi. Ağzımı kapattım, zorla içirdi. Melek benim kafama silah dayadı ya. Rüstem dedi ki, o ilaçları içmezsen sorun ölüm olur. Silahı ben bile alamam dedi. Tamam, tamam. Aklına getirme şimdi bunları. Tamam. Geçti gitti.
güvendesin burada, tamam mı? Melek de yok, Rüstem de yok. Meleğin katil olduğunu söylemeyeceğiz mi? Belli ki onlar da bilmiyor henüz. Murat Bey söylememiş. Geldiğinde kendi söylesin. Baktığım her yerde onları görüyorum ben. Bana çok kötü şeyler yaşadılar. Yalnız ben Meleğin sana niye böyle yaptığını anlamadım. Ne istedi ki senden? Aslan, ben her şeyi baştan anlatmak üzere. Ay, tamam tamam, bak Murat gelince anlatırsın. Şimdi Hatice seni yatırsın, biraz dinlen, sen yorgunsun. Gel yavrum, kalk. Ay Allah. Ya çocuklar ya, siz de başınızdan bir sürü şey geçti. Hadi siz de gidin dinlenin biraz. Sağ ol Aslı. Bu melek tam bir zır deliymiş. En yakın arkadaşına bunu yapandan her şey beklenir. Melek yılanı yakalanmadan hiçbirimize rahat yok. Sen nasılsın bu arada? Yani öyle birden ortadan kayboldun. Merak ettik seni de. Ben iyiyim. İyiyim. Ama şimdi konumuz bu değil. Umarım şu melek en kısa sürede yakalanır. Umarım. Umarım yakalanır da cezasını çeker. Ben bir Zeynep'e bakayım. Duyduklarıma inanamıyorum. Melek Ayşe'yi kaçırmış. Ya, niye yaptı ki böyle bir şeyi? Siz niye Melek'in peşindeydiniz? Anne. Biz bugün Melek'in... Melek Cemre'yi öldürdüğünü öğrendik. Ne? Melek Cemre'yi öldü. O ne demek? Yani nasıl olur böyle bir şey? Cemre'nin ameliyatı çok iyi geçmişti. Ve hiç kimse neden öldüğünü anlayamamıştı. Ah sömürgene, dört ayağının üzerine düştüm vallahi. Şimdi bu sözü bir an önce iyileşsin de eve gidelim. Hem onu stresle yaptırmazlar. Bana da elleşmezler. Doktor bey, hastanın durumu nasıl? Durumu şimdilik stabil. Herhangi bir durum olursa, olumlu veya olumsuz, biz sizi bilgilendiririz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin, sağ olun.
Ben şimdi onu kuş sütleriyle beslerim. Bunlar hasta bakmaktan anlamazlar ki vallahi. Başlarına da bir büyük lazım. Kafamı ancak toparlıyorum. Her şeyi ancak hatırlıyorum. Cemre'yi öldürdüğünü öğrendikten sonra bana o ilaçları vermeye başladı. Beni uyuşturmak için. Sonra o gece beni sakladıkları depoya polis baskın yaptı. Birileri ihbar etmiş herhalde, bilmiyorum. Üstten beni polislerden saklamaya çalışırken bir şekilde kaçıp buraya geldim. Yani Meleğe sığındım sonunda. İlacın etkisiyle tabii. İnanamıyorum ya. Yani ilaçların etkisiyle öleceğini bile bile geri döndün, öyle mi? Bulamamışlar mı peki? Ya polisten var mı bir haber? Ben bir daha arayayım. Soner, merhaba. Bir haber var mı? Tüm ekiplerimiz seferber oldu. En kısa zamanda bulacağız. Şehir dışına ya da yurt dışına toplu taşımayla çıkması imkansız. Kaçak yolları denese de her yerde arandığı için fazla uzaklaşamadan yakayı ele verir. Bu arada Ayşe korkmaz. Bizim kayıp sağlık personelimiz. İfade vermek için sizi bekliyor. Tamam. Bekliyoruz. Can? Oh. Çok özledim ben seni, biliyor musun? Can? Bakayım sana. Sen büyüdün mü yoksa? Biz seni çok özledik ama. Sana çok güzel haberlerimiz var. Eğer sen de istersen hep birlikte eve gidebiliriz. Ne dersin? Hatta bahçeden topladığımız taşları boyarız. Ben sana puding yaparım. Bir şey diyeceğim. Be aslanım, de bakayım. Hı? Bence o yokken arabalarıyla oynayıp oynamadığını soracak. Annem gelecek ya. Evet canım. Evet, hem de iyileşip gelecek annem. Sen, ben, annem, üçümüz birlikte mi yaşayacağız? Her şeyi en başından planlamıştı. Onun tek bir hedefi vardı. Murat'ı elde etmek. Onun için gözünü her kararttığında ben ona yardım ettim. Sen bütün bunları bile bile hiçbir şey söylemedin, öyle mi? Murat Bey, lütfen ifadeyi tamamlayalım. Kusura bakmayın. Kafamı yeni toparladığım için her şeyi bölük pörçük anlattım. Siz asıl yaptığı şeyi duymadınız. Cemre'den kurtulduğunu düşünürken Nazlı çıktı karşısına. Nazlı'nın ne kadar gururlu biri olduğunu biliyordu. Ondan tamamen kurtulmak için Nazlı'nın gururunu kırdı. Onu utandırdı, Murat'tan uzaklaştırdı. Ne yaptı, söyler misin? Sizi ayırmak için Murat'la birlikte olduğuna inandırdı sizi. Ne? Siz aslında hiç birlikte olmadınız. O hiç hatırlayamadığınız bir gece vardı. O gece sizin düşündüğünüz gibi şeyler yaşanmadı. Yani Melek hamile değildi, hiç de hamile olmadı.